5 yıldır bu ülkenin kanayan yarası olan ve toplum vicdanında hala o yaranın açık olduğu, kanamanın devam ettiği bir olaya dikkatinizi çekmek, bir daha vicdanlarınıza seslenmek, şu meclisin 4 partisinin bir komisyon kurarak bir toplumsal yarayı kapatmak üzere bir araştırma komisyonunun kurulması için karşınızda bulunuyorum. Malumunuz bu ülke maalesef belli bir süredir siz devam edin Sayın Yıldırım. Bu ülke belli bir süredir devlet olma ciddiyetini, maalesef devletin kurumsal yapısını bizzat siyasi iktidarın yapmış olduğu kişilere ve zümrelere özgü çalışmalar sebebiyle yitirmiş bulunmaktadır. Şöyle ki, çarpık bir toplum ve devlet tahayyülüne sahip olan siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Maalesef toplumsal vicdanda mahkum edilmiş olayların bile araştırılmasından imtina eden, bu konuda acizlik gösteren bir siyasi yapıyla karşı karşıyayız. Değerli milletvekilleri, bakın şunu ifade edelim. Bu ülkede toplum vicdanını inciten ve toplum vicdanında mahkum olmuş olan olaylar ilk Roboski ile başlamadı, en son da Roboski olmayacaktır. 29 Aralık 2011 günü, 5 yıl önce bizzat bu ülkenin savaş uçakları tarafından çoğu çocuk, 34 canımız paramparça edildi. Ve bunlara dahi anılarını tazelemek, acılarını paylaşmak, mezarları başında bir fatiha okumak üzere 3 milletvekili arkadaşımla birlikte geçen hafta çarşamba günü Roboski köyüne yolculuk yaptık. Nedense bu olayın faillerinin ortaya çıkmasını engelleyen iktidar aklı kendi kolluk güçlerini harekete geçirerek her ne hikmetse bizim köye varmamızı engellemeye çalışmakta. Aynı şekilde köyde kendi canlarını, kendi canlarından parçalarını kaybetmiş olan annelerin ise köyün 1,5 kilometre dışındaki mezarlığa gidip çocuklarının mezarı başında fatiha okumasını engellemeye çalışmaktaydı. Buradan hareketle bütün inadımız ve ısrarımızla yaptığımız bürokratik görüşmeler neticesinde 3-3,5 saatlik bir yolu 9 saatte alarak köye vardık, annelerimizi yanımıza aldık, mezarlığa gittik, dualarımızı ettik ve o gün öldürülen çocuklarımızı anıp bu işe sebep olup üstünü kapatmaya çalışanları kınadık. Tabii bu ülkede ilk Roboski ile başlamadı diye söyledim. Umut Kitap Evi'ni unutmadık bu iktidar döneminde olan. Uğur Kaymaz'ın babasıyla birlikte 12 yaşına 13 kurşun yedirten güvenlik güçlerinin cezasızlıkla beraat etmesini unutmadık biz. Bir parça çocuğu bir havan topuyla, Taban Tepe karakolundan gelen havan topuyla paramparça edip Ceylan Önkol'un parçalanmış cesedini annesinin elbisesine toplayıp getirip bunu bir mezara defnetmesini unutmadık. Nihat Kazanhan'ın Cizre'de sokak ortasında öldürülmesini veya Hacı Lokman Birliği'nin öldürüldükten sonra bizzat devletin panzeri tarafından yerlerde sürüklenmesini, bütün bunların hepsinin bir cezasızlıkla bugüne taşınmasını unutmadık biz. Tabii bu ülke adalet terazisini belki uzun süredir kaybetmiş olabilir. Ama işin çok önemli bir kopma noktası varsa o da tartışmasız Roboski'dir. Çünkü eğer bir yerden bu cezasızlıklara son vermek istiyorsak, bir yerden bu işlerin faillerini ortaya çıkarmak istiyorsak, en kolay siyasi ve askeri bağlantıları çözülebilecek ve adalet önüne çıkarılabilecek olan olay Roboski'dir. Roboski katliamı olduktan 3 gün sonra bu ülkede şaşalı yılbaşlarının kutlandığını biliyoruz. İşte kutuplaşma ve birbirinden ayrıştırma ortamını yaratan devlet politikaları maalesef bunlardır. Dile kolay, 34 can, 34 çocuk, 34 beden, 34 yaşanmamış hayat ve birçok hayalleriyle birlikte eğitim hayalleri, aile hayalleri, evlilik ve sevgili olma hayalleriyle sonlandırılmış canice bir
alçak olayın failleri hala orta yerde, siyasi iktidar tarafından aydınlatılmadan, failleri ortaya çıkarılmadan korunuyor. Bu iktidarın utancıdır. Bu ülkede hükümetlerin bir bütün olarak başardığı en önemli şey sevgisizliktir değerli arkadaşlar. Ve sevgisizliğin üretmiş olduğu şiddet ortamıdır. Şiddet dediğimiz sadece bir saldırı anı değildir. Şiddet dediğimiz şey değerli arkadaşlar, öncesinde oluşturulan toplumsal algı ve iktidarlar tarafından yönetilen bu algının kendisidir. Ve şiddet dediğimiz şey sevgisizlik iklimidir. Yine ötekileştirme ve nefret bile sevgiden sonraki adımlardır. Bunların hiçbirini unutmamalıyız değerli arkadaşlar. Tabii bu ülkede iktidar sevmemeyi, kamplaştırmayı birbirine rakip olarak değil, neredeyse düşman gibi bakmayı öğretti. Sevgisizliği öğretti. Eğer gurur duyulacaksa bu iktidar bununla gurur duyabilir. Ve bununla gurur duymanın utancını bize öğretti. Biz Roboski ile hesaplaşmayı eğer sağlamış olsaydık, geçen yıl Suru, Cizre, İstilopi'yi, Geveri, Şırnağı, dar geçidi yaşamamış olurduk. Eğer biz Roboski ile hesaplaşmış olsaydık, yıkılmış şehirlerle belki karşılaşmazdık. Çünkü o gün orada cesaretlendirilen kolluk, daha sonra nasıl olsa cezasızlıkla sona erecek diye silahlı silahsız ayırdı yapmaksızın sivilleri, taybet anaları, Miray bebekleri öldürmeyi göze aldı. Bu ancak iktidarlar tarafından verilebilecek cesaret ve sağlanabilecek yasal ortamla mümkün olabilir. Ya değilse hiç kimse kendi başına bunu sağlayamaz. Değerli arkadaşlar, 34 gencecik fidandan bazılarının mektuplarıyla sesleneyim. Ben Seyitan Encim, 90 yılında havanın kurşun gibi ağır olduğu günlerde Roboski'nin yanı başındaki Gülyazı köyünde doğduk. Belki dağları delemedik, göğsümüzü deldi kara gülleler. Ferhat'la Mecnun'a haber salın. Teknoloji çağı deyip küçümsedikleri zaman da bir genç sevdiğinin sesini duyabilmek ve bunun nafakasını, başlığını toplayabilmek için öldürüldü. Yine değerli arkadaşlar, bir başkası ben Nadir Almay'ım, istatistik değilim, insanım. Rakamlarla almayın ölümümü. Benim de bir hikayem var. Dünyaya 13 nüfuslu bir ailenin ikinci erkek evladı olarak geldim. Hüzünlü bir mevsimdi. O gece 34 yıldız kaydı gökten. 34 dilek tutuldu. 34 nefes. Ömrünün 25 senesini yaşayamadım. Soranlara deyin ki şimdi gülümsüyor. Hem de ölümsüzlüğün sonsuzluğu içinden. Belki kızacaksınız ama bir çift sözüm var. Eğer beni öldüren bombalar adaleti öldürmediyse sadece adalet talep ediyorum. Hakkı değil mi adalet? Anneler geçen hafta bize şunu söylüyordu. Biz bunun yerine kan istemiyoruz. Kimsenin canını istemiyoruz. Kimse öldürülsün istemiyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Kalkan uçak belli, kullanan belli, emri veren belli, sahibi olan siyasi irade belli. Kimsenin canını istemiyoruz. Kan aksın istemiyoruz. Adalet istiyoruz, adalet. Aradığımız da bulamadığımız adalet. İşte o adalet, adaletsizlik olarak partimize, eş başkanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il ilçe teşkilat yöneticilerimize karşı adaletsizlik kusmak üzere bir fiil olarak bütün hücreleriyle hareket etmektedir. Değerli milletvekilleri, bütün bunların Kürt sorunun çözümsüzlüğü üzerinden gelişmiş 100 yıllık sorun olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bilinmeyen şeyler var, bilinen şeyler var. Onlar da şunlar. Evet, adına ne dersek diyelim, biz savaş diyoruz. Bu savaş ne zaman biter belki bilinmez. Bu kirli savaşta daha kaç canımız toprağa düşecek belki bilinmez. Bu kirli savaşa daha ne kadar para harcayacağız belki bilinmez. Ama bilinen tek şey var. O da, o gerçek de şu ki bu mesele mutlaka diyalogla, mutlaka konuşarak, mutlaka anlaşarak ve mutlaka masayla biteceği kesin olan tek bir gerçektir. Bunu bile bile her gün bu ülkenin kaynaklarını ve canlarını heba ediyoruz. Biz bugün barış istediğimiz, bu çatışmalar sona ersin diye istediğimiz için yarına utançla bakamayacağız. Biz yüzümüz ak, başımız dik bir şekilde bugün savunduklarımızı savunacağız. Ama bu kürsüye gelip bu kirli savaşı savunanlar acaba yarın bunları
ne kadar savunabilecekler merak ediyoruz. Sayın Başkan, peki buyurunuz, bir dakika ek süre veriyorum. Değerli milletvekilleri, en son şunu ifade edelim. Bakın, bırakın artık enerjisini, bu ülkenin güvenlik enerjisini annelerin çocuklarının mezarları üzerinde anma yapmalarını engellemeye. Ne olursunuz, eğer bu konuda niyetiniz ve ameliniz salih ise ve bu konuda temiz duyguların sahibiyseniz, herkes de çok iyi biliyor. O gün o çocukları parçalayan, mesela anne söylüyor, benim oğlum beni öpmek için eğilirdi ama benim önüme bir mezar getirdiler, pardon, bir ceset getirdiler battaniyede, neredeyse iki elimi açsam boyu o kadar. Sonra dedim, bunun içinde kim var? Beş parçada çocuğun var dediler. Evet, siyasi iktidar hala bu utancı sahiplenmeye, bu utancın müsebbiplerini açığa çıkarmamaya kararlıysa ve direniyorsa yapacak bir şey yok. Ne olursunuz, bunu böyle FETÖ METÖ deyip yeni tahvil edilmiş suç örgütlerine yüklemeden gelin el birliğiyle yeniden araştıralım ve faillerini açığa çıkaralım.